Bu meseleden merhabalar. Yayınlandığı ilk günden bu yana entrikalarla dolu senaryosuyla adeta Türkiye'nin yalan rüzgarı olan Yasak Elma, bu haftada izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Vukuatın hiç eksik olmadığı dizide son bölümlerin en çok merak edilen olayı Şahika'nın ölüp ölmediğiydi. Şahika'nın ölüm sahnesi yeterince ikna edici olmuş olacak ki, dizinin izleyicileri arasında son günlerin en çok konuşulan konularından biri karaktere hayat veren Nesrin Cevatzade'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı olmuştu. Şahika'nın 97. bölümün son sahnesinde Ender ve Caner'in karşısına dikilmesiyle birlikte akıbetini merak edenlerin aklındaki sorulardan biri cevabını bulmuş oldu. Türk dizi tarihinin en popüler ve en renkli kötü kadınlarından olan Şahika ölmemişti ve bütün canlılığıyla karşımızda duruyordu. Ancak dizinin hayranlarının daha çok merak ettiği bir konu var ki, o da tüm bu olayların perde arkasında neler yaşandığı ve Şahika'nın nasıl olup da Hasan Ali gibi kül yutmaz bir karakteri bile kandırmayı başardığıydı. Gelin bu konuda biraz fikir yürütelim ve 98. bölümde muhtemelen açıklığa kavuşacak olan olayların ardındaki sır perdesini aralamaya çalışalım. Şimdi dönelim en başa ve bu olay döngüsü içinde Şahika'nın ölümünü neden inandırıcı bulmadığımıza. Her şeyden önce kabul edelim ki Yasak Elma yazarları ters köşe yapmayı seviyorlar. Bu ne ilk ters köşeleriydi ne de son olacak. Ayrıca Nesrin Cevatzade'nin son Instagram paylaşımında şakayla karışık şekilde dediği gibi koskoca Şahika şalgam suyu içerek ölecek değildi. Tabii burada Halit merdivenden düşerek ölüyorsa Şahika şalgamdan neden ölmesin diyebilirsiniz. Ki o da başka bir tartışma konusu. Yine de şimdiye kadar söylediklerimiz yaşananları inandırıcı bulmamak için tek başına yeterli sebep sayılmaz. Burada olayların gizemini çözecek kilit adam bizce Şahika ve Ender'in son bölümlerde geçmişindeki olaylarla aklını bulandırmaya çalıştıkları Mahmut. İkilinin başlangıçta başarısız gibi gösterilen çabaları sonuç vermiş olacak ki Mahmut Şahika ve Ender'in tarafına geçmiş gibi görünüyor. Burada pek çok izleyicinin aklında bir soru işareti olduğunu düşünmüyoruz. Mahmut'un işbirliği olmadan olayların bu noktaya gelmesi bizce mümkün görünmüyor. Bir sonraki bölümde yine bir sürpriz olmazsa muhtemelen Şahika'nın Mahmut'u nasıl ikna ettiğini ve daha da önemlisi Hasan Ali'yi bu ölüme nasıl inandırdıklarını öğrenmiş olacağız. Siz de bu konudaki teorilerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşın. Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.